Mazhar, minik kuşum. Valide Sultan geldi. Biz geldik. Mazhar Bey, Allah'ın emri babanızın vasiyetiyle evlenmeye geldim. Gel kızım, gel gel. Aa, nerede bu çocuk? Halbuki bizi bekleyecekti. Ay anne, sakın Refik Beyler'de olmasın. Ben hemen bir gidip bakayım. İstemez. Otur oturduğun yerde. Senin niyetinin başka olduğunu anlamadığımı mı sanıyorsun? Aman bıktım vallahi bu kızdan artık canım. Ay yoksa Mazhar Bey babasının vasiyetini yerine getirebilmek için acele başka birisiyle evlenmeye mi gitti? Gelir değil mi Menkıbe teyze? Gelir değil mi? Gelir değil mi? Gelir kızım, gelir elbet gelir. Hadi Firdevs. Biz içeri geçip mini kuşumun nikah kıyafetini hazırlayalım. Ay bırak şimdi falımı al, yürü. Geldim geldim. 50 çağına gelmiş bir kıza fal atmayı bile çok görüyorsun çok anne. Çok yürü. Anne bak vurma. Ay Allah'ım yaşasın. Bu sefer kesin evleniyorum galiba. Allah'ım Allah'ım dağlarım kapanıyor. Ay acaba Mazhar Bey nerede? Çünkü o olmadan sanıyorum nikahımızı kıyamazlar. Ay Mazhar çok kilo aldın yine sen. Zor taşıyorum seni. Ay Mazhar Bey salak. Mazhar'cığım otur istersen. Doğru. Üzerinde 100 yılların yorgunluğu var çünkü. Ay ne oldu Reyhan'cığım, niye bağırdın öyle hortlak görmüş gibi? İşte işte Mazhar Bey geldi. La la la. Oh. Evladım burası onun evi, elbette gelecek. Oğlum neredesin sen? Evet abi çok merak ettik. Neredeydin sen? Yalanlarınızı ortaya çıkarmakla meşguldük komplocular ordusu. Biraz işim vardı. Minik kuşum şey... hani yanlış anlama. Yani babanın vasiyeti var diye... biz nikah için gün aldık da. Ya. Öyle mi? Ne zaman? Allah kısmet ederse yarına. Nasıl? Senin için uygun mu? Uygun mu? Tamam canım, benim için sorun yok. Ben evliliğe hazırım. Yani evleniyorsun ha? Tabii madem babamın vasiyeti bu, ben de uymak zorundayım. Babamın vasiyetine uymamak olmaz değil mi anne? Tabii oğlum, babam vasiyet etmişse kat'i surette uymak lazım. Yaşasın, abim evleniyor ve artık sıra bana geliyor. Senin evlenmen Mazhar'ın evlenmesine kaldıysa daha çok beklersin gıcık hanım. Hadi Firdevs, gel de abinin nikah kıyafetlerini ütüleyelim. Sen de çok beklersin aptal sarışın. Ben de kocamı sana kaptıracak göz var mı be? Ama eğer istersen sana Mazhar'ın bir parçasını verebilirim. Şuna ne dersin? Nasılsınız Reyhan Hanım? Ay sağ olun, çok iyiyim, çok mutluyum. İnşallah artık bu sefer evlenirsiniz. İnşallah bu sefer olacak, içime doğuyor. Ay ne güzel değil mi Mefit Bey? Benim içime de neler neler doğuyor, bir bilseniz. Hadi ya. Peki, o halde kıyım işlemini başlatabiliriz artık. Sen satılmamış kızı Reyhan, Menkıboğlu Mazhar'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet, evet tabii ki, kesinlikle. Herkes burada olduğuna göre geleneksel 14. Mazhar nikahı şenliklerine başlıyoruz demektir. Sen Menkıboğlu Mazhar, satılmamış kızı Reyhan'ı karılığa kabul ediyor musun? Evet, cevap bekliyorum. Sorumu tekrarlıyorum. Sen Menkıboğlu Mazhar, satılmamış kızı Reyhan'ı karılığa kabul ediyor musun? Sen! Sen kahrettinsin. Evet Menkıbe. Ben rahmetli kocan Kahrettin. Yaptığın üçkağıtlarla beni kahrettiğin için utanmalısın Menkıbe. Anne ne oldu? Neyin var? Bu nikahı kıydırmam Menkıbe. Yalanla, dolanla, sahtekarlıkla kim mutlu olmuş? Sorarım sana Menkıbe. Ay Allah'ım Allah'ım. Anne benim bir şey oldu. Ay Allah'ım. Yine evlenemedim Allah'ım. Şu nikah masasından ne zaman evlenerek kalkmayı nasip edeceksin bana? Bu sefer de olmadı Reyhan Hanım. Ama üzülmeyin, belki bir dahaki sefere. Bakın ben bile alıştım bu duruma. Siz de takmayın bence. Ağlamayın lütfen. Ben sizi bırakayım arabamla. Buyurun lütfen, buyurun. Hay Allah'ım, hay Allah'ım. Buyurun.
Baba. Oğlum. Baba. Oğlum. Her şey için çok teşekkür ederim baba. Baba üzülmedim. Amca, size çok kanım ısındı. Size baba diyebilir miyim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsünüm.